Elhamdülillahi Riyazü Salihin. Kabir ziyaretinin erkekler için müstahap olduğuna ve ziyaretçilerin ne diyeceklerine dair hadisler. Dureyde radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaretten sizi men etmiştim. Ama artık ziyaret edebilirsiniz buyurmuştur. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette bir kimse kabirleri ziyaret etmek isterse ziyaret etsin. Zira kabri ziyaret etmek ahireti hatırlatır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan Ayşe radıyallahu anh'ın sırası olduğu her gece Resul-i Ekrem Efendimiz gecenin sonuna doğru Medine-i Münevvere'nin makbaresi olan Bakiye çıkar ve ey mümin kavimlerin yurdu size selam olsun. Yarın için geleceği vaat olunan müeccel şey size geldi. İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz. İlahi Bakü'l Gargat takileri yargıla derdi. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Büreyde radıyallahu anh'ten ashab kabristana çıktıkları zaman Peygamber Efendimiz onların şöyle demelerini talim ederdi. Ey kabirde yatan müminler, Müslümanlar, size selam olsun. İnşallah biz de sizin peşinizden geleceğiz. Bizim için de, sizin için de Allah'tan mağfiret dileriz. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Büyük İslam İlmihali Namaz Kitabı. Kıbleye yönelmek. Namazda Kabe'ye doğru yönelmek de bir şarttır. Bilindiği gibi Kabe, Mekke şehrindeki bir binadan ibaret değil, asıl olan bu binanın yeridir. Bu mübarek yerin göklere doğru üst tarafı ve derinliklere doğru alt tarafı hep kıble yönüdür. Bunun için Kabe'nin yanında veya içinde bulunanlar Kabe'nin herhangi bir tarafına yönelerek namaz kılabilirler. Cemaatle namaz kıldıkları zaman da imam ile cemaatin bir tarafta bulunması gerekmez. İmam Kabe'nin her yönüne, cemaat de diğer yönlerine yönelerek namazı kılabilirler. Yeter ki imamın bulunduğu tarafta duran cemaat imamdan daha ileride bulunmuş olmasın. Diğer yönlerdeki cemaatin imamdan Kabe'ye daha yakın bulunmaları imama uymalarına engel olmaz. İmam ile yüz yüze gelmemeleri kafidir. Kabe dışında uzakta bulunanların tam kıbleye yönelik olarak namaz kılmaları farz değildir. Kabe tarafına yönelmeleri yeterlidir. Bu kadarı farzdır. Kabe yönü pusula aletiyle tayin edilir. Mescitlerin ve camilerin mihrapları Kabe yönünü gösterir. Öncekilerden kalma eski bir mihrap varsa Kabe yönünü araştırmaya gerek kalmaz. Çünkü bu mihraplar
kendine uygun olarak yapılmıştır. Doğu ülkelerinde bulunanların kıblesi batı yönü olur. Namaz için kıbleye yönelince döndüm kıbleye denilmesi gerekmez. Yeter ki kıblenin Kabe olduğu bilinsin. Zayıf bir görüşe göre de döndüm kıbleye denmesi gerekir. Bir kimse namazdayken bir özür bulunmaksızın göğsünü kıbleden çevirse namazı ittifakla bozulur. Sadece yüzünü çevirse hemen kıbleye dönmesi gerekir. Bununla namazı bozulmaz. Fakat harama yakın bir kerahat işlemiş olur. Bir kimse hasta olup da kıble tarafına dönemediği ve kendisini kıble tarafına çevirecek kimse bulunmadığı zaman gücü yettiği tarafa doğru namazını kılar. Yine hasta olmadığı halde bir düşman veya bir yırtıcı hayvan korkusundan dolayı kıbleye yönelemeyen kimse gücü yettiği tarafa doğru namazını kılar. Çünkü yükümlülük güce göre olur. Yerin çamurundan dolayı hayvan üzerinde namaz kılan kimse arkadaşlarından ayrılmak korkusu bulunmayınca hayvanını durdurup kıbleye dönerek namazını kılar. Fakat yer çamurlu olmayıp da yalnız ıslanmış bulunsa hayvan üzerinde farz namaz kılınamaz. Yere inilmesi gerekir. Ancak arkadaşlarından uzak kalmak gibi bir tehlike bulunursa hayvan üzerinde farz namazı kılabilir. Bir kimse bir özür sebebiyle farz olan bir namazı yere inmeden hayvan üzerinde kıldığı zaman gücü yettiği tarafa yönelerek namazı kılabilir. Fakat kıbleye doğru yürümekte olan bir hayvan üzerindeki insanın namazı, fakat kıbleye doğru yürümekte olan bir hayvan üzerindeki insanın namazı, o hayvanın kıble yönünden bir rükün yerine getirilecek kadar dönmesiyle bozulur. Kıble yönünü bilmeyen ve yanında soracak bir adam bulamayan kimse araştırma yapar. Bazı işaretlere, güneşe ve yıldızlara bakarak kıble yönünü araştırır da kanaat getirdiği tarafa doğru namazını kılar. Namazını tamamladıktan sonra kıble yönünü belirlemede hata ettiğini anlarsa artık o namazı iade etmez. Fakat namaz içindeyken kıble yönünü bilecek olsa o tarafa dönerek namazını tamamlar. Yeniden kılması gerekmez. Kıble yönü üzerindeki şüphe ister şehir içinde, ister kırda, ister karanlık gecede ve gündüz vaktinde olsun durum aynıdır. Böyle bir kimsenin kapıları çalıp kıbleyi sorması gerekmez. Bir kimse kıble yönünden şüphelense ve yanında kıbleyi bilen bir adam olduğu halde ondan sormayarak kendi araştırmasına göre bir tarafa yönelerek namaz kılsa, eğer gerçekten isabet etmişse namazı sahih olur. Fakat isabet etmemişse namazı sahih olmaz. Gözleri görmeyenin durumu da böyledir. Kıble konusunda güvenilir bir kimsenin sözü, insanın kendi kanaatine uymasa bile onu tutmak gerekir. Çünkü haber verme araştırmadan daha kuvvetlidir. Kıble yönünden şüphe eden kimse araştırma yapmaksızın bir tarafa doğru namaz kılmaya başladıktan sonra namaz içinde kıbleye isabet ettiğini anlarsa namazını iade eder. Kıble yönünden şüphe eden kimse araştırma yapmaksızın bir tarafa doğru namaz kılmaya başladıktan sonra namaz içinde kıbleye isabet ettiğini anlarsa namazını iade eder. Tam bir inançla kılacağı geri kalmış rekatları şüpheyle kılmaya başladığı rekatlar üzerine bina edemez. Çünkü kuvvetli zayıf üzerine bina edilmez. Fakat
namazını bitirdikten sonra isabetini anlarsa namazı iade gerekmez. Çünkü rekatların hepsi aynı bir halde kılınmış olur. İmam Ebu Yusuf'a göre her iki halde de iade gerekmez. Kıble yönünden şüpheye düşen kimse, araştırma yaptığı halde kanaatına aykırı bir tarafa yönelerek namazını kılsa sahih olmaz. Kıble yönünden şüpheye düşen kimse, araştırma yaptığı halde kanaatına aykırı bir tarafa yönelerek namazını kılsa sahih olmaz. Bu durumda kıbleye isabet etmiş bile olsa namazını iade etmesi gerekir. İmam Ebu Yusuf'a göre kıbleye isabet etmişse namazı iade etmek gerekmez. Kıble yönü üzerinde ihtilafa düşen kimseler yalnız başına olarak namazlarını kılarlar. İmama uydukları takdirde imamın kanaatına aykırı bulunanların namazları sahih olmaz. Bir gemi içinde namaz kılan kimse gücü yetiyorsa kıbleye doğru kılar. İstediği tarafa doğru kılamaz. Gemi her döndükçe onun da kıbleye doğru dönmesi gerekir. Bir kimse abdestsiz olduğunu sanarak kılmakta olduğu namazdan ayrıldıktan sonra mescitten çıkmamış olsa bile abdestli olduğunu hatırlamış olsa namazı bozulmuş olur. Bir kimse abdestsiz olduğunu sanarak kılmakta olduğu namazdan ayrıldıktan sonra mescitten çıkmamış olsa bile abdestli olduğunu hatırlamış olsa namazı bozulmuş olur. Fakat bir kimse mescitte namaz kılarken kendisinde abdestsizlik hali olduğunu sanarak kıbleden ayrılsa da mescitten çıkmadan önce kendisinde abdestsizlik hali olmadığını anlasa İmam-ı Azam'a göre namazı bozulmuş olmaz. Mescitten çıktıktan sonra anlarsa ittifakla namazı bozulur. Çünkü bir özür bulunmaksızın yerin değişmesi namazı hükümsüz kılar. Nafile namazlara gelince bir kimse nafile bir namazı şehir dışında bir özür olmaksızın hayvan üzerinde istediği yöne doğru kılabilir. İmam Ebu Yusuf'a göre şehir içinde de bu şekilde nafile namaz kerahatsiz kılınabilir. İmam Muhammed'e göre ise şehir dahilinde böyle nafile namaz kılmak kerahatle caizdir. Şehir dışından maksat sefer hükmünün başlamasıyla namazın iki rekat olarak kılınabileceği yer demektir. Misafir bölümüne bakılsın. Bir kimse kıbleden başka bir tarafa yönelik olarak bir rekat namaz kılmış olan bir körü kıble yönüne çevirip de ona uyacak olsa bakılır. Eğer kör kıbleyi soracak bir kimse bulunduğu halde sormadan namaza başlamış ise ikisinin de namazı sahih olmaz. Eğer soracak adam yoktu ise körün namazı sahih olur. Ona uyan adamınki sahih olmaz. Müslümanların namazlarını kılarlarken en eski ve en mukaddes mabet olan Kabe'ye yönelmeleri, aralarındaki birliği canlandırmak, düzeni sağlamak ve gönülleri müşterek bir ibadet duygusu ile ferahlandırmak, ibadet nuru ile aydınlatmak gibi hikmetlere dayanmaktadır. Namazın vakitleri. Farz namazlarla 40'ta sual olan varsa başka şey de sorabilir. Evet. Namaz vakitleri. Farz namazlarla dersimiz neresi böyle? Mesleği mi okuyoruz? Mesnevi Nuriye Katre 1. bab La ilahe illallah beyanındadır. Elhamdülillahi Rabbil alemin
Ve salatu ve selamu ala seyyidi mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'tan başka hak bir ilah, hak bir Allah'ın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum. Allah'tan başka hak bir Allah'ın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime bütün gören fert, fert, samet olduğuna Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir şahid-i sadık ve bir bürhan-ı natıktır. Öyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki icma ve tasdiklerine mazhar olmakla enbiya ve mürseline siyadet ünvanını ve ittifak ve tahkiklerini almakla İmamül Evliya vel Ulema lakabını almıştır. Ve öyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki ayat-ı bahire, mucizat-ı katıa ve seceyay-ı samiye ve ahlak-ı aliye sahibi olmakla mehbit-i vahyi ilahi olmuştur. Ve öyle bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki alemi gayb ve melekutu seyr ve ziyaret etmekle ervah-ı müşahade ve melaike ile müsahabe cin ve insanlara irşad vazifesini almıştır. Ve öyle bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ki şahsiyet-i maneviyesiyle kainatın kemaline bir fihrist olmakla bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını havi bir şerata sahiptir. Ve öyle bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ki alem-i şehadetteyken gaybiyattan haber verir, bir beşir ve nezir olup bütün kuvvetiyle, kemal-i ciddiyetle ve vüsuh ile ve itminan ile, yüksek bir iman ile nev-i beşere karşı tevhid dinini la ilahe illallah ile ilan ve ilam ediyor. Haydi olsun. 5 dakika çay molası. Fiyatını verelim. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Mehmet Müslüm'ün yarın önemli bir imtihanı varmış efendim. Dua istiyor.
Şu anda boşluk var. Biraz yerleşirsin. Bakıyorum. Buyur. Hayaletler yıkılan dertte olsun. Ve keza öyle bir Allah ki vücut ve vücuduna, celal ve cemaline, vahid-i ehad olduğuna şahit edenlerden birisi de Furkan-ı Hakim'dir. Ve öyle bir Furkan-ı Hakim'dir ki bütün enbiya kitaplarının tasdiklerine mazhardır. Ve öyle bir Furkan-ı Hakim'dir ki bütün akıllar ve kalpler hükümlerini kabul ve tasdika icma ettikleri ve cihat-ı sitlesinden nurevşan bir kitaptır. Ve öyle bir Furkan-ı Hakim'dir ki mazhar-ı vahid olan Resullerce mahz-ı vahidir. Ehli keşf ve ilhamca aynı hidayettir. Maden-i iman ve mecmai hakikattir. Hükümleri delail-i akliye ile müeyyed ve fıtrat-ı seliminin şehadetiyle musaddaktır. Hükümleri delail-i akliye ile müeyyed ve fıtrat-ı seliminin şehadetiyle musaddaktır. Lisanül gayb olup alem-i şehadette nev-i beşeri fa'lem ennehu la ilahe illallah ile tevhide emir ve davet ediyor. Öyle bir Allah ki vücubu vücut ve vahdetine şu kitab-ı kebir denilen alem bütün yazıları ve fasıllarıyla, sayfeleriyle, satırlarıyla, cümleleriyle, harfleriyle şehadet ettiği gibi şu insan-ı kebir denilen kainat da bütün azasıyla, cevarihiyle, hüceyratiyle, zerratiyle, evsafiyle, ahvaliyle delalet eder. Yani bu kainat ihtiva ettiği bütün envaiyle la ilahe illallah ve o alemi ve o alemlerin erkanıyla la halika illahu ve o erkanın azasıyla la saniye illahu ve o azanın eczasıyla la müdeddire illahu ve o eczanın cüziyatıyla la murabbiye illahu ve o cüziyatın hüceyratıyla la mutasarrife illahu ve o hüceyratın zerratıyla la halika illahu ve o zerratın parlası olan esiriyle la ilahe illahu söyleyerek bütün envaiyle, erkaniyle vücub-u vücut ve vahdetine şehadet ve delalet eder. Şu lisanların tavsili gelecektir. Şimdi icmalle zikredeceğim. Şöyle ki, kainat terkiplerindeki intizam, cereyan ahvaldeki nizam, suretlerdeki garabet, nakışlardaki zinet, yüksek hikmetler, eşyadaki muhalefet ve mümaselet, camidattaki muavenet, birbirinden uzak olan şeylerdeki tesanüt, hikmet-i amme, inayet-i tamme, rahmet-i vasiya, rızk-i am, hayatlar, tasarruf, tahvil, tayir, tanzim, imkan, hudus, ihtiyaç, zaaf, mert, cehil, ibadet, tesbihat, davat ve hakeza pek çok sıfatlar lisanlarıyla
Halik-i Kadim-i Kadir'in vücud ve vücuduna ve evsaf-ı kemaliyesine şehadet ettikleri gibi Esma-i Hüsna'yı tilavet ederek Cenab-ı Hakk'a tesbih ve Kur'an-ı Hakim'i tefsir ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbaratını tasdik ediyorlar. Geçen lisanların tavsiline geçiyoruz. Şöyle ki, kainatta görünen tanzimat, nizamat, muvazenat, kavze-i tasarrufunda bir mizan ve mizan bulunan Halık'ın vücubu vücuduna delalet etmekle Allahu la ilahe illa hu cümlesini okur. Ve keza kainatta intizam ve ıttırat hüküm fermadır. Bu iki sıfat mutasarrıfın vahdetine ve bir olduğuna şehadet etmekle Allahu la ilahe illa hu hakikatini ilan ediyor. Ve keza semavat sayfasını güneş ve yıldızlarla yazan şiddetle bal arasıyla karıncanın sayfelerini hüceyrat ve zerratla yazan kudret bir olduğundan Allahu la ilahe illa hu ile meselenin ilanıyla Halık'ın bir olduğuna delalet ve şehadet eder. Ve keza mesela bulut ile arz gibi camit ve mütehalif şeylerde tecavüp ve muamele, yani birbirinin hacetine cevap vermek ve seyyarat gibi şemsten pek uzak olan yıldızların şemse veya birbirine tesanüt etmeleri, bütün eşyanın bir müdebbirin idaresinde bulunmasına şehadet ederek Allahu la ilahe illa hu ile ilan eder. Ve keza semavatın yıldızlar gibi asar-ı muntazamadaki müşabehet ve arzın birbirine benzeyen çiçeklerinde hayvanatındaki münasebet Halık'ın bir olduğuna delaletle şehadetini Allahu la ilahe illa hu ile ilan eder. Bilakis hangi şeye, hangi cihete bakılırsa tevhid sikkesi görünür. Demek müessir-i hakiki ancak ve ancak Allah'tır. Evet, insan kainatın en eşrefi ve esbab içinde ihtiyarı en geniş olduğu halde efhal ihtiyarisi içinde yemek ve içmek gibi en adi bir fiilinde 100 cüzünden ancak bir cüzü insana ait olabilir. Esbabın sultanı olan insan böyle eli bağlı, tesirsiz olursa öteki esbab-ı camide ne halt edebilir? Efendim, bir önceki sayfada Hazreti Üstad diyor ki namus iradedendir diyor. Namus iradedendir. Geçenlerde bir muhatap olduğum bir mesele oldu efendim. Baba dindar, anne dindar, çocuk dindar. Ama baba diyor ki ben seni bu zamana kadar okuttum. Çalışman lazım. Cemiyetteki bu bozulma giderek artar mı efendim, yoksa değişir mi? Çalışma mı demesi lazım babanın? Yani efendim, dindar bir insanın ben seni bu kadar okuttum, 2 sene, 3 sene daha çalış demesi kızına, kız ha, çocuğuna, kızına mı söylüyor? Kızına söylüyor efendim, onu demeye çalışıyor. Evet, şu an ne? Cemiyet giderek bu şekilde dindar bir aileden böyle gelirse giderek namus iradedendir diyor. Buradaki namus yalnız kanun manasına olan şeydir. Bir bizim halk arasındaki namus meselesi değil yani. Kanun namus iradedendir. Yani kanunları
Damar kendi kendine olmuyor. İrade onu. Yani mesela ne? Demir ısındığı zaman genişler, büyür mesela, genleşir. Bu bir kanundur. Bunu bu irade edilmiş, bu demirin kendi marifeti değil. Yani. Mesela işte bakırı ısıtıp suya soktuğun zaman yumuşar. Çeliği ısıtıp sonra sertleşir. Bu bir iradeden geliyor. Bunlar birer kanundur. İradeden geliyor. İşte soğuk şunu yapar, sıcak bunu yapar, kar şöyle yapar. Yani ilahi şeyden, yani bizim bir şeye bağlı değil gibi gördüğümüz şeyden hepsinin kanunu bir namusu, yani namus iradedendir. O manada söylüyor bunu. O söylediğin şey de cemiyet bozulmasa tabii şey gelmez yani. Büyük insanlar çıkmıyorlar. Ancak bozuk cemiyetlere geliyorlar. Türkiye'de büyük işler oluyor. Yani bunu zamanla içinde bulunmakla iyi görüyor manası değildir yani. Zamanla tarihi, tarihte tarih bunu yazacak. Bugün Türkiye'de büyük işler oluyor. İnşallah ümidimiz o ki böyle bir mümine yakışmayacak şeyleri söyleyenler azalacaklar ümidini taşıyor. İnşallah. Azalacaklar. İyi bir gidiş var yani. İyi bir gidiş var inşallah. Şey de olabilir mi efendim? Önümüzde sohbetlerimize geçiyor. 50-60 senelik güzel bir devir gelecek. Bu 50-60 sene şimdiki 1-2 yaşındaki, 3-5 yaşındaki çocukların 50-60 sene sonraki hali. Evet. Yani onun da kader tohumlarını atıyor olabilir mi efendim? İşte öyle. Öyle. Bunu güzel bir tarz tutturdular kadınlar kursunda. Eğer hatırlıyorsanız bundan başından beri söylediğim bir şey var. Kadını çocuğunun muallimi yapmalılar dedim. Yani şeydeki okuldaki muallime muallimlik parası verdikleri gibi maaş. Kendi çocuğuna bakana da maaş versinler dedi. O zaman kadının ayağı memuriyetten kesilir. Ve o yola girdiler. İşte büyük anneye maaş bağlıyorlar. Ananın şu kadar çocuğu oldu mu her birine şu kadar para veriyorlar. Parasını evinde alan kadın işe niye gitsin ki? Yani bu suretle azaltacaklar yani şeyi. Güzel bir yola girmişler. Şeyin Türkiye'nin 100 senelik takribatı bıçak gibi kesmeye müsait değil. Hadi herkes evine diyemezsin. Şartlar ona müsait değil. Ancak tedricat lazım işte. Bu bize göre iş değil ama akıllı olan adamı güzel yapıyorlar. Biz yapamayız onu. Onlar güzel yapıyor. Tedricat işte. Kadına iki canlı olduğu zaman 6 ay mesela diyor şey sana izin. Ayağını kesiyor yine. Eve alıştırıyor kadını. Efendim işte çocuğun dünyaya geldiği zaman bu kadar ikramiye. Her çocuk başına şu kadar maaş. Yani yavaş yavaş kadını neslin anası durumuna getiriyor. Neslin anası durumuna getiriyor. Neslini yetiştirecek muallim durumuna getiriyor. Şimdi bu büyük semere verir, ümidini taşıyor. Bugünkü attığınız tweet onun müjdesi mi efendim? Hı? Bugün attığınız tweet onun müjdesi mi? Bir resim atmıştınız ya dünya. Evet işte o bir gazete çok güzel bir şey yapmıştı. Onu koydum. Geliş. Nesil geliyor yani inşallah. Şerif. Evet. İnsan kainatın en eşrefi ve esbab içinde ihtiyarı en geniş olduğu halde efhal-i ihtiyarisi içinde yemek ve içmek gibi en adi bir fiilinde 100 cüzünden ancak bir cüzü insana ait olabilir. Esbabın sultanı olan insan böyle eli bağlı, tesirsiz olursa öteki esbabı camide ne halt edebilir? Yemek yemek kadar bizim elimizde olan bir şey yok. Yani yersek yiyoruz, yemesek yemiyoruz. Yemeği yediğin zaman o yemek, ekmek yiyorsun,
su içiyorsun, bilmem tatlı yiyorsun, kafada saç oluyor, çenede sakal oluyor, parmakta tırnak oluyor, efendim ne bileyim, gözde ışık oluyor, kulakta duyma oluyor, dilde konuşma oluyor. Yani her şey gıdaya bağlı. Bunların hiçbirisinde bizim tasarrufumuz yok. Biz sadece çiğniyoruz. Bir yarım dakika, bir dakika ağzımızda tutup gönderiyoruz. Ondan sonraki bütün fiiller bizim malumatımızın dışında gelişiyor. Ya mide hazmediyor. Ondan sonra bile ne yapıyor, onu uzun uzadıya anlatılıyor. Bunların hiçbirisinde bizim dahlimiz yok. Bu son zamanda biraz tıp da akıllanmışa benziyor. Diyor ki, son zamanda birisi söyledi, sesini meşgulsun söyledi. İnsanın bağırsağındaki akıllı, akıl kendi aklında bilmem kaç defa fazlaymış. Bağırsaktaki akıl kafasındaki akıldan bilmem ne kadar fazlaymış. Ben her zaman söylüyorum, yani bağırsaklara trafik memuru koysam günde 10 defa insan felç olur. Günde 10 defa insan felç olur. İşte fosforu şuraya gönderecek. Dört sen oraya. Dört kalsiyum buraya. Dört magnezyum buraya. Dört antimyon buraya. Dört bakır buraya. Demir buraya. O akşama kadar 10 defa bakırı demir yerine, demiri bakırın yerine, fosforu kalsiyumun yerine, kalsiyumun fosforun yerine gönderir. İnsan felç olur çıkar. Ama bağırsakta hiç böyle bir falsı görülmemiş. Tıp da bunun üzerine konmuş. Eğer bağırsak böyle falso yapsaydı, o zaman doktor diyecekti ki, vallahi kardeşim verdiğim ilacı bağırsak yerine göndermiyor, ben ne yapayım? Ayağında çıvan çıkıyor, yukarıdan bilmem ne hapı veriyor. O hap gidiyor, parmağın ucundaki iltihabı kurutuyor. Bu intizam, vücuttan gelen intizam, bu bedendeki akıldan meydana geliyor. Evet, tıp ilerlemiş ama tıp buraya dayanarak ilerliyor. Ana madde var elde yani. Elde ana madde var, çalışan bir akıl var. Tıp ona dayanarak inkişaf ediyor. İşte dünyanın her yerindeki lahana da demir olur. Onun için doktor yazıyor, bol bol lahana ıspanak yiyeceksin. Bu lahanadaki ve ıspanaktaki ilahi akıldan dolayı böyledir. Eğer ıspanakların hepsi bulunduğu yerde hiç demir madeni olmayan yer, hiç demir yok. Ispanak ekiyorsun, demir oluyor. İçinde demir madeni fazla oluyor. Demiri nereden aldı bu? Burada demir yok. Bakır yok. Bilmem ne yok. Yani elementler yok. O element orada yok. Ta Sibirya'nın bilmem neresinde. Ama senin lahananda, senin pırasanda, senin şeyde demir madeni var. Ve doktor ona göre yazıyor. O lahanadaki akla güvenip de yazıyor. Ispanaktaki akla güvenerek yazıyor. Yoksa derdi ki işte şöyle bir deneme yapın. Eğer o lahana demir yüklüyse al. Bu da mümkün değil. Yani alemde bir akıl cereyanı diyor ki bizim akıl diye bildiğimiz şey onun yanında kökten aptallık olur yani. Alemde öyle bir akıl cereyanı diyor ki İnsanın esbabın sultanı olduğu halde en rahat yapabildiği şey de 100 cüzünden bir cüzü elinde değil. Yemek yiyor, yarım dakika ağzında tutuyor, gönderiyor. Biraz da karıştırıyorsa işte nar yiyor, portakal yiyor, işte acı yiyor, biber yiyor, bilmem ne yiyor. Bunlar hepsi birbirine karışıyor. Düşün yani. Tatlı yiyor, acı yiyor, biber yiyor, limon yiyor, soğan yiyor, sarımsak yiyor. Bir yemeğin içerisinde hepsi var. Bunlar gidiyor aşağı, tanzim oluyor orada. Orada detaylandırılıyor. O bağırsak dediğimiz şey de, bağırsak
varsa dehşetli bir şey yani. Müthiş bir şey. Her zaman söylüyordum, bir doktorlar bunu tetkik etmişler. İnsanın kafasındaki beyinden bilmem kaç misli fazla akıl varmış. Bağırsağın. Ya. Bağırsağı da kim tutuyor? Kim elini alıp da bakar yani bağırsağa? Evet. Efendim, Mustafa Hazretleri bu irade meselesi 40 senemi aldı derken anlama manasında mı? Yani kendine yoksa size izah noktasında mı? Yok diyeceğiz, camide taşlayacaklar. Neredeyiz? Efendim? Yani irade meselesini buyurduğunuz. Evet. Yani insanın sebeplerin tesiri yok. Sebepler bir şey yapamıyorlar. En kuvvetli esbab içerisinde en kuvvetlisi insan iken ve insanın da esbab içerisinde en rahat yapabildiği şeyi yemek iken, yemek meselesinde insanın bedene intikal etmesi itibariyle, bedenin faaliyetlerine geçmesi itibariyle %1, 1000'de 1 elinde ihtiyar yok. Yani sebepler meselesi değil, akıl hükmediyor. Alemde bir akıl var. Cenab-ı Hak her bir mahluka ona lazım bir format atmış, ona bir akıl yüklemiş. Sen işte damarlar aşağıda Arnavut biberiyle şeker pancarının damarları aşağıda birbirine karışıyor toprağın üzerinde. Ona format atmış. Sen bu topraktan, bulunduğun yerden acıyı çekeceksin. Ona da format atmış, sen de tatlıyı çekeceksin. Duman beni tut, o toprakta ne acı var ne tatlı var. Yani onların bulunduğu toprağı ele, süz, efendim laboratuvardan geçirin. Ne dersen et, 1 gram acı bulamazsın, 1 gram da şeker bulamazsın. Ama top top şeker pancarları, koca koca Arnavut biberler oluyor. O acı zehir gibi. Bundan da şeker çıkıyor. Bir akıl yüklemiş. Rabbimiz bir akıl yüklemiş. Akıl formatı atmış. O formatı ta ilk günden atmış. İşte ineğe bir format atmış. İneğin bağırsaklarına. Sen diyor bu fışkının içerisinde temiz sütü süzeceksin diyor. O ineğin içerisini biliyorsunuz. Çoğu zaman insan midesi bulanır. Onun içerisinden o süt çıkıyor. Süt. Süt. Koca bir leğen süt çıkar. Bir ufak küncü tanesi at içine görünür. O kadar berrak. O fışkının içerisinden çıkıyor. Kan ve fışkının ortasından geliyor. Buna işte akıl. Rabbimiz ona bir format atmış. İlahi bir akıl hükmediyor alemde. Sebep olarak gördüğümüz şey aslında hiçbir şeye yaramayan bir şeydir yani. Hiçbir şey, hiçbir fonksiyonu olmayan bir realitedir. Onda cereyan eden Allah'ın kudretidir. O açıktır, nettir yani. Efendim, internetten bir sual gelmiş. İhsan İslamoğlu diye birisi. Selamun aleyküm size. Aleyküm selam. Suali şöyle. Allahümme Refik Ala yalnız Peygamber Efendimiz'e mahsustur. Yoksa peygamberlerine ve varislerine, dostlarından mı mahsustur? Ve Allahümme Refik Ala'yı biraz açmanız da mümkün müdür? İhsan İslamoğlu diye birisi. Selamıyla birisi. Biraz daha yüksek okuyun. Ben şey yapamadım. Allahümme Refik Ala yalnız Peygamber Efendimiz'e... Ne demek Allahümme Refik Ala? Yüce dost demek efendim. Vefatında Peygamber Efendimiz... Efendim? Peygamber Efendimiz'in vefatında kendisine o muhayyer bırakılmasıyla alakalı bir cümle. Evet. Başında Allah'ın da yoktu gerçi onun ama sanırım o evet, kendisi tercih etti yani. Evet, Efendimiz vefatı tercih etti. Evet. Refik arkadaş, samimi dost arkadaş. Evet. Allahümme Refik Ala yalnız Peygamber Efendimiz'e mi mahsustur? Yoksa peygamberlerine ve varislerine, dostlarına mı mahsustur? Ve Allahümme Refik Ala'yı biraz açar mısınız? Demiş. Sualini biraz açık yazsın ki ben şey yapayım. Sualini açık yazsın. Ben sualini anlamadım. Evet.
İşte kainat şu hakikatten tevarüz eden vücut ve vahdet lisanıyla Allahu la ilahe illa hu yu tilavet eder. Ve keza kainatın bütün ecza ve zerratına tecelli eden Esma-i İlahiye arasındaki tesanüt, yani birbirine dayanarak tecelli ettikleri bir temazüç, yani elvan-ı seb'a gibi birbiriyle memzuç olarak eşyayı cilvelendirdikleri eserleri bir olduğu gibi müsemmalarının da vahid evlat olduğuna şehadet eder. Ve bu şehadet lisanıyla kainat Allahu la ilahe illa hu diyerek ilan ediyor. Ve keza kainatın külli ve cüz'i ihtiva ettiği bütün eczasını istila eden bir hikmeti amme görünür. Ve bu hikmeti amme kast, şuur, irade, ihtiyar sıfatlarını tazammül ediyor. Şimdi insan alemdeki kendisine alakadar etmeyen şeylerden hikmet vardır diyor. Ve her şeyde bir hikmet var. Yani Allah kirpiyi yaratmış. Herhalde bir hikmeti var yani. Bir ineği, sineği, böceği yaratmış, bir hikmeti var. Eğer ciddi tetkik edersen yüzlerce hikmet buluyorsun. Denge kurmuş alemde Allah, denge kurmuş. Yani mahlukatı hep dengede tutmuş. İşte koskoca balina balığını yapmış, ağzını tam açamıyormuş. Diğer balıklar yerken ağzını açamıyor. Ancak dişleri taraf gibi birbirine duruyor, aradan girenler giriyormuş. Ağzını açsa denizi yutacak. 120 ton, 150 ton, 200 ton balık. Şimdi her şeyde bir hikmet var yani. Her şeyi mutlaka en üstün bir hikmet şeklinde yaratmış. Fakat insanı alakadar eden hadiselerde insan hikmete aramak zahmetine düşmüyor. Mesela insana bir şey musallat oluyor. Gelmiş sana birisi durup dururken musallat oluyor. Durup da düşünemiyorsun. Bunun hikmeti ne olay ki? Yani bu durup dururken bu adam bu işi niye bana yapıyor? Ben biliyorsun başıma gelen bir hadiseyim de şeriat fıkı olduğu için çok sık anlatıyorum. Bir adam geldi benim karşı komşum ticaretteyken. Çok külliyetli benden demir aldı. Karşı komşum dükkan cadde var aramızda. Hacı efendi dedi yaptıkça paranı vereceğim. Hay hay dedim al. Aldım. Külliyetli. Adam aldı, götürdü, taktı. Ondan sonra keveni bulamıyorsun. Dükkana ya vuruyor ya uğramıyor. Vermiyor adam. Ya kardeşim, gözüm, niye böyle yapıyorsun? Hacı efendi yanı yattı, çamura battı. Nihayet kendi kendime dedim ki Allah bunu bana musallat etti. Hele dur ben şu bir hesabım bir yeni baştan gözden geçireyim. Oturdum zekatımı yeniden hesapladım. Baktım ki zekatı yanlış hesaplamış. Zekat hesabında yanlış yapmış. Allah o zekat kadar bu herifi bana musallat etti. Tekrar zekatı da verdim o para da gitti. Ceza. Ve kendi kendime de dedim, sana yaradı bu iş, iyi oldu. Yani kızmadın da. Ceza, bu da senin ceza. Hikmeti var mutlaka. İnsan kendisine dokunduğu zaman hikmet aramıyor. Başkasına veya başka mahlukat arasında bir şey olduğu zaman bir hikmeti vardır dersin. Böyle inceden baktığın zaman sen görürsün. Çoğu zaman ona söylemezsin ama hikmetini sen anlarsın. Sana dokunduğu zaman da bil ki bir hikmeti var. Alemde hikmetsiz bir şey yok.
katiyen alemde tesadüf yoktur. Alemde bir akıl cereyan ediyor ki senin kafandaki akıldan 100.000 defa kuvvetli. Hiç şaşırmaz, hiç yanlış etmez. Bağırsandaki kuvveti, akıl kuvvetini düşün, alemi ona kıyas et. Her şey arasında bir tesanüt var, tecavüt var, bir hikmet cereyan ediyor. Bir hikmet cereyan ediyor. Alemde tesadüf yok yani. Efendim, dedik hala yüce dost manasına gelir. Ben yüce dosta, Resul Efendimiz vefatından önce bu ifadeyle ben yüce dosta, yüce sevgiliye gitmek istiyorum demiş. Buradan yola çıkarak bu arkadaş bu Retik Ala'ya kimler varıyor diye oradan yola çıkarak bunu sormuş. Peygamberlerin yüce makam olarak da geçiyor. O kardeşim demek istediğini anladım. Yani ölümünü kendisi tercih eden başkaları var mı? Bunu soruyor. Yani onun yolunda gidenler, salihler, alimler, amirler, evliyaullah, Efendimizin kendisinin tercih ettiği gibi ben şimdi ölmüyorum. Ben veyahut ben ölümü tercih ediyorum demek durumları var mı? Allah-u Alem bu kardeş onu soruyor. Ben diğerlerinin böyle bir tercih haklarının olduğunu zannetmiyorum. Yalnız insanların anlayışının aksine durumlar olabilir. Birisini anlatayım. Hacı Hulusi Efendi çok ağır hastalandı. Çok ağır. Kanında üre karışıyor. Felç edecek veya deli edecek veya ölecek. Başka alternatif yok. Yani kanındaki üre miktarı insanı ya felç edecek ya öldürecek ya delirtecek seviyedeymiş. Tıp olarak. Onun için Türkiye'nin, dünyanın her tarafından kendisi bayılıp bayılıp kalkıyor. Şiddetli de bir kış var ama yani Diyarbakır'dan, Kayseri'den doktorlar gelip hastalığa müdahale edemeyecek durumda. O kadar şiddetli bir kış var. Kayseri'den gelemiyorlar. Yani. Ancak oraya bir doktor koydular. Oradaki mütehassıslar telefonla irtibat kuruyorlar. O doktorun verdiği donelere göre, değerlere göre onlar oradan tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu şekilde. O kadar şiddetli bir kış var. Tabii biz de, herkes de artık son defa bakıyorum diye Hacı Bey'i ziyaret edip gidiyor. Böyle kaynıyor en az. Dünyanın her tarafından geliyorlar. Bir ara gözünü açmış demiş ki kardeşlerim merak etmeyiniz. Ben böylesi bir günde ölmem. Kardeşlerimi müşkülata sokacak bir mevsimde ölmem. Onun için şimdi ölmem ben demiş. Telaş etmeyin demiş. Ben güzel bir günde ölürüm. Böyle söylemiş yine bayılmış. Yine böyle bayılıp gidip geliyor. Ve ölmedi. Daha sonra 2-3 sene yaşadı. Ve Temmuz'un 26'sında vefat etti. Yani bunun gibi böyle tercih hakları olma değil de bazı hususları Cenab-ı Hak muttali edebiliyor yani. Mesela şimdi ölmeyeceğim diyebiliyor mesela. Belki öyle bir şey olursa. Yoksa ben kendi ihtiyarımla Refik-i Ala'yı tercih ettim demesi herhalde Peygamberimize mahsus bir şeydir zannediyorum. İyice de bilmiyorum tabii. Kanaatim bu benim. Evet. Ve keza kainatın külli ve cüz'i ihtiva ettiği bütün eczasını istila eden bir hikmet-i amme görünür. Ve bu hikmet-i amme kast, şuur, irade, ihtiyar sıfatlarını tazammül ediyor.
kast, şuur, irade, ihtiyar sıfatlarını evet. tazammül ediyor. Yani bu hikmetler kendi kendine olmuyor. Bir kasıtın kastiyle oluyor. Bir irade, bir müridin iradesiyle oluyor. Bir müreccihin tercihiyle oluyor. Bir alimin ilmiyle oluyor. Bu hikmetler kendi kendine olmaz. Bu hikmetler kendi kendine olmaz. Bir insan anasının karnından çıkan çocuk çırılçıplak, hiçbir üzerinde bir şey yokken çıkıyor. Bir keçinin karnından çıkanın elbisesi, tüyü, gözü, her şey yerinde. Oh! Hiç ne terziye ihtiyacı var, ne bakkala, ne ona, ne ona. Tertemiz çıkıyor dışarıya. Kürkü de hazır, elbisesi de hazır, ayakkabısı da hazır. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu kendi kendine olmuyor. Bu kendi kendine olmuyor. Kendi kendine olmuyor. Hikmet bu insanı inkişaf ettirecek, geliştirecek, uzun bir müddette yoğuracak, tecrübe sahibi edecek ve mahlukata sultan yapacak. Onun için bunu böyle getiriyor. Öbürüne lazım olan ne? Keçilik yapmak. Keçilik yapmak için fazla detaya ihtiyaç yok. Yani kılıyla, tüyüyle oradan anasından doğuyor. Ben gördüm şeyde Yüksekova'da bu Erzurum tarafında bir tam mevsiminde gitmiştik. Oradan geçiyordum. O şey çoban 6-7 tane 3-5 tane kuzuyu böyle kucaklamış. Kucağına almış. Koyun kuzusunu. O keçiye hiç bakmıyor. Keçi anasından doğduktan yarın 10-15 dakika içinde başlıyor keçilik yapmaya. Koyun öyle değil. Koyun fukara. Ahmak cinsi bir şey. Öyle onu kollayacaksın. Onu kucağına almış götürüyor ısıtacak ki o koyun koyunluk yapar. Keçi nasıl anasından doğdu 3-5 dakikanın içerisinden kendini zorluyor. Kalkıyor ondan sonra keçi işte. Tam bildiğin keçi. Hikmet. Ve bu hikmet-i amme kast, şuur, irade, ihtiyar sıfatlarını tazammül ediyor. Bu sıfatlar bir hakim-i mutlakın vücubu vücuduna delalet eder. Bir hakim-i mutlakın vücubu vücuduna. Şimdi bir eve, yani bir binaya bir mühendislik projesi lazım. Bir mimarlık tasviri lazım. Bir mühendislik projesi lazım. Bir amele gücü lazım. Güzel kum lazım. Güzel nervürlü demir lazım. İşte bilmem tuzsuz bir su lazım. Efendim ilahir bütün bunlar bir araya gelecek. Bunlar güzel karıştırılacak. Demirci ustası lazım. Onun demirini bağlayacak. Projeye göre ilahir. Yani bunlar hepsi birbirinin devamı bir iradeyle, bir akılla, bir şeyle, hakimiyetle oluyor. Eğer bunların birisini atlasan bu bina böyle ayakta durmaz. Ana unsurlardan birini atlarsan, mesela kumu yanlış seçtin, durmaz. Demiri noksan koydun, durmaz. İyice karıştırmadın, durmaz. Don olmayan bir zamanda yapmadın, durmaz. İlafir. Bunun şartları vardır yani. Bütün bunlar yerine gelecek. İşte bu alemdeki birbirine uygunluk da hakim isminin bir hakimin, bir adilin, bir hakimin takdiriyle oluyor. Her şeyi birbirine göre yapmış. Her şeyi birbirine göre yapmış. Yoksa yalnız bir şey bilse, ikinci şey bilmese veya bir şeyi iyi bilse, ikinci şeyi az bilse alemde hiçbir şey ayakta durmaz. Her şeyi en son teknolojisiyle biliyor. En son. Eğer ilim tecessüm etse, yani tatbik olunan ilim tecessüm etse eşeğin kulağındaki duyma ilmi 1000 tane profesörün ilmini değer. Onun kulağındaki duyma teknolojisi, duyma ilmi, o ilim
hayattansa tecessüm hale, tecessüm eder bir hale gelse hiçbir alimin ilmi onun kadar alim olamaz. Daha yeni yeni şeyler keşfediyorlar. Bak bu kadar ilerlemiş, bu kadar geçenlerde kendileri boşuna olduğunu zannettikleri bir cihaz varmış insan bedeninde. Dehşetli bir fonksiyonu varmış. Yeni bir organ bulmuşlar. He? Yeni bir organ bulmuşlar. Yeni bir organ bulmuşlar. Daha bundan sonra ne organlar ne ipler bulacaklar. Böyledir. Yani hakim ismiyle, Rabbimiz hakim ismiyle tasarruf ediyor. Onun için mahlukat arasındaki dengede bir bozukluk olmuyor. Şimdi bak, mesela göz çok hassas bir şeydir. Kulak o kadar değildir. Kulak göz gibi, göz kulak gibi dışarıda olsa günde 10 defa patlar. Kulağa bir şey oluyor, vuruyorsun, şey yapıyor, kıkırdak. O da göz kadar kıymetli. Ama gözün hassasiyeti var, bak üstte kemik olmuş, altta kemik olmuş, dört tarafı kemik içine girmiş. Böyle gelen darbeler, böyle gelen darbeler burnuna geliyor, kaşına geliyor, gözüne zarar vermiyor. Hassas çünkü. Hikmet. Ama hakimiyetle hikmet. Hakimiyetle hikmet. Evet. Bu sıfatlar bir hakim-i mutlakın vücubu vücuduna delalet eder. Çünkü kainat mef'ul ve münfaildir. Mef'ul failsiz olamadığı gibi mef'ulün camit bir cüz'ü de fail olamaz. Ve keza kainat sayfasında bir inayet-i tamme parlıyor. Bu inayet tazammül ettiği hikmet, lütuf, tahsin sıfatlarıyla bir Halik-i Kerim'in vücubu vücuduna delalet eder. Çünkü inan ve ihsan mün'im ve muinsiz olamaz. Ve keza kainatın müştemilatıyla beraber bir inayet insan bedenindeki her bir hücreye Allah-u Azimüşşan yenilen gıda ile bir kanun ilahi kurmuş. O kana yükleniyor, kan gidiyor oraya, oksijenini bırakıyor, gıdasını bırakıyor, yağını, tuzunu bırakıyor. Her bir hücrenin kendine mahsus insan gibi bir teşekkülatı var. Yedek deposu var, hava deposu var. Yani o hücreye o kan götürüyor, o kan zerresi götürüyor, onu oraya boşaltıyor, onun gıda deposuna. İnsan kiloyu öyle alıyor veya zayıflamayı öyle yapıyor. Ya fazla biriktirdi mi insan kilo alıyor. İlahir yani her bir hücrenin erzak deposu var. İyaşe ambarı var. Kullanma yeri var. Onun havayla beslenmesi var. Bu inayettir. Bu böyle olduğu gibi o yeni dünyaya gelen keçi yavrusuna anasının şefkati bir inayettir. Mahlukatın birbirleriyle olan sevgisi, muhabbeti Allah'ın bir inayetidir. Bulutun toprağa gelmesi bir inayettir. Denizin buharlaşıp bulutu beslemesi bir inayettir. İşte toprakta, bu toprakta istediğin kadar tahlil yap, demir diye bir şey yok. Ispanak dikiyorsun, ıspanak demirli çıkıyor. Bu bir inayettir. Oradaki insanların ihtiyacına binen bir inayettir bu. İnsanların o ihtiyacına Rabbimizin inayeti yetişiyor. Yoksa işte bakıyorsun bir çocuk aynen deli gibi şeyler yapıyor. Küçük çocuk. Dünyaya yeni gelmiş. Deli muamele. Sen diyorsun ki bunu cin çarptı bilmem ne bilmem ne. Götürüyorsun doktora bir tahlil yapıyor. Bunda vitamin noksanı var diyor. Vitaminleri takviye edince çocuk normal hale geliyor. İnayet o vitaminle ona yetişiyor. İnsan düşünebiliyor, bir inayet var. Akledebiliyor, bir inayet var. Konuşabiliyor, bir inayet var. Öyle değil mi yani? İnsanlar şimdi sen istediğin kadar güzel nameler çıkar. Şuraya bir kıkırdak kulak koymasa
Ne kıymet olur bu? Senden istediğin kadar böyle en güzel koyun gözü olsun. Koyunların çok güzel gözü vardı biliyorsun. Koyun gözü olsun. En antikası. Güneşi inayet ettirmese ne yapacaksın o gözü? Sende en güzel hazmedici mide olsun. Topraktan çıkan gıda toprağı mideye göre değilse ne yapacaksın o mideyi? Toprak nere, mide nere? Yeni dünyaya gelen çocuğun bunların hiçbirisinden ilmi yok, haberi yok, alakası yok. Bunları hepsi birbirine göre yaratmış. İşte bu bir inayettir. Rabbimizin inayet sıfatı imdada yetişmese mahlukat hayatını devam ettiremez. Bedenler dağılır. Terkip tahlile uğrar. Her şey olduğu yerde çözülüverir. Rabbimiz ahir akıbetimizi hayır eder. Amin. Bildiklerimize amel etmeyi bizlere nasip eder. Amin. Ayaklarımıza hakik iman ya Kur'an yüzüne sabit kadem eyle. Amin. Bizi kaydırma ya Rabbi. Amin. Bizi helak etme ya Rabbi. Amin. Tecrübelerle görüldü ki zirve olan birçok şeyler bir anda müzmahil olabiliyor. Allah bizi sevdiklerinden, tuttuklarından, himaye ettiklerinden eyle. Amin. Bizi müzmahil eyleme ya. Amin. Memleketimize, dinimize, imanımıza hıyanet içinde olanlara Allah kuvvet vermeye. Amin. Allah onların bir şekilde nefesini kese bize zarar vermeye. Amin. Şu Avrupa ki İslam olduğu günden beri, Avrupa olduğu günden beri, İslam da İslam olduğu günden beri bir numaralı bizim düşmanımızdır. Allah onların belalarını İkinci Dünya Harbi gibi işlerinden vere, birbirlerini bitireler, İslam'ın kanını dökmekten vazgeçerler. Şu anda Avrupa İslam'ın hücrelerine kadar girdi. Osmanlı dağılmakla İslam'ın damarlarına kadar yerleşti ve her birisi orada alevler çıkarıyor, ateşler çıkarıyor, ihtilaller çıkarıyor ve oradaki insanları birbirine kırdırıyorlar. Allah onları kendi derdine düşüre, Müslümanları düşünecek halleri kalmıyor bunlar. Bizlere de iman, ihlas, ittihat, muhabbet sıfatlarını ihsan eder. Birbirimizi severim, birlik olalım. Bilelim ki şu Anadolu ayağa kalktığı zaman bütün dünyadaki Müslümanların yüzü gülüyor. Bu Anadolu insanı çöktüğü zaman bütün dünyadaki Müslümanlar perişan oluyorlar. Allah İslam dininin motoru hükmüne getirdiği şu Anadolu'yu tekrar o güzel günlerine kavuştur. Amin. Başımıza aklı başında kalbi imanlı, göğsü imanlı insanlar nasip eder. Amin. Mevcut bu nitelikteki insanlardan muhafaza eyle. Amin. Şerirlerin şerrinden, zalimlerin zulümden muhafaza eyle. Amin. Ahirete iman ile intikal etmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Amin. Birçok sıkıntısı olan kardeşlerimiz var. Şu cemaatimizin ve bu cemaatimize uzaktan iştirak edenlerin ve dua talep edenlerin ne istekleri varsa Rabbim lütfuyla ihsan eyle. Amin. Hususen bizim Müslüm Hisari'nin imtihanı varmış. Allah o kardeşimize kolaylık verir. Onun gibi emeğini İslam için veren, hedefini İslam için seçmiş olanların hepsine Allah yardım eder. Bizim azmendi gençlerimizde de bir heyecan, bir güzellik meydana geliyor. Allah bunların imanını parlattıra, amin, istikbalini parlattıra, amin, memlekete faydalı birer genç durumuna getire, amin, tekrar o güzel, heyecanlı, feyizli günleri görmeyi nasip eder. Amin. Buna sebep olan kardeşlerimize de Allah kuvvet ihsan eder. Ahirete iman ile intikal etmeyi, cennet ve cemal ile müşerref olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Amin. İllahi'l-Fatiha.